yükseliyor hanımefendiler, beyefendiler. Tansiyon yükseliyor. Şimdi bir görüntü gelecek ekrana. Dün gece Esenyurt'tan. Bir görelim Esenyurt'ta yaşananları. Şimdi bu gerçekten vahim bir görüntü. Kenarda dursun. Şimdi dün güya bir laf atmadan ya da bir şeyden, küçük bir şeyden çıkmış, bir kıvılcım patlatmış. Suriyelilerle Türk gençler arasında. Suriyeli gençler tabii ki daha azınlıkta olduğu sayıca herhalde kaçmışlar. Orada bir iş merkezine, AVM'ye sığınmışlar. Bu saat 21'den önce oluyor. Bunun üzerine Türk gençler grup oraya gidiyor. Çıkartmaya çalışıyor. Kapılar kapanınca camlar iniyor. Bayağı böyle çok ciddi bir arbede yaşanıyor. Biraz gene görelim. Yüze elbette çarpmıştır. Dikkatinizi çekmiştir. Arada camları tekme atan, saldıran olduğu gibi onları uzaklaştırmaya, yatıştırmaya çalışan gençler de var. Neyse ki. Çünkü orada herhalde artık bir noktadan sonra iş öylesine çığırından çıkmış ki ne olduğunu bile bilmeyen, aslında olayın neden kaynaklandığını bile bilmeyen gençler, çocuklar oraya akın etmiş. Şimdi bu o en sıcak anlar. Daha sonra gençler gece vakti bir protesto yürüyüşü yapıyor. Bir de onu görelim. Burası Suriye değil diye bağırıyorlar. Şimdi bu arada Saygı Öztürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir röportaj yapmış. Bugün Sözcü gazetesinde var. Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki, buradaki köylüler arazilerini, arsalarını satıyorlar. Çünkü ekemiyorlar, ekse karşılığını alamıyorlar, çok sıkıntıdalar. İşte başka büyük şehire belki göçmek üzere. Ama onların sattıklarını Suriyeliler alıyor diyorlar. Şimdi demografi değişiyor. Seçim yaklaşırken bu mesele, işte vatandaşlık veren iktidardan yana mı nüfusa geçen Suriyeliler oy kullanacak, onlar işte korunup kullanacak mı gibi. Kimisi fena halde komplo teorisi kokan şeylere varıyor, olaya varıyor. Burada şunu ifade etmek istiyorum Ayşenur abla. Bizim geçen hafta biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler HDP'ye bir saldırı oldu. Hem de silahlı saldırı, öldürmeye geldiğini ifade ettiği halde o kişi serbest bırakıldı. Bu bir tarafa. Biz bu saldırıyı kınamak için basın açıklaması, bir büyük parti olarak, legal, demokratik çalışan bir siyasetçiler olarak basın açıklaması yapmak istedik. Yapmak istediğimiz her yerde biz 10 kişi, 50 kişi, yüzlerce kişi, kaç ne olursak olalım, adımız belli, etiketimiz belli, misyonumuz belli. Bize yapılan bir saldırıyı kamuoyuna kınama amacıyla bir basın açıklaması yapmak istiyoruz ve bu bir kurumsal kimlikle bunu yapıyoruz. Hani şurada toplanan kitle gibi, kimliği belirsiz, nereden geldiler, nereden toparlandılar, belirsizlik yok ortada. Bizi 5 metre, yani her yerde, ama her yerde bizi yürütmeyenler, önümüzü kesenler, bize yasa dışı yürüyüş yapıyorsunuz diye ihtar edenler, bize saldıranlar, devletin güvenlik güçleri, belki siyasi partinin
yetkililerine dahi basın açıklaması yaptırmamak için bizim her yerde burnumuzdan getiriyorlar. Ama şurada bakın dakikalarca bu insanlar yürüyorlar, sloganlar atıyorlar, bir yürüyüş gerçekleştiriyorlar, saldırı gerçekleştiriyorlar. İnsanların dükkanlarını yıkıyorlar, camları indiriyorlar. Bizde hiçbir tek yani böyle şiddet söz konusu olmadığı halde, bunu çok iyi bildikleri halde en doğal bir basın açıklaması yapma hakkımızı dahi bize tanımayanlar burada nasıl oluyor da bu kitle orada buluşuyor, nereden toparlandılar ve bunlar caddeler boyunca yürüyebiliyorlar. Bunu halkımızın düşünmesi lazım. Bu insanlar kendiliğinden mi oraya toplandılar? Polis nerede? Güvenlik güçleri nerede? Yani önce bir toplumda kim olursa olsun, yerli ya da yabancı, önce insan, can, önce can, canın itibarı söz konusudur. İnsanın can güvenliği söz konusudur. Ama maalesef içinde bulunduğumuz siyasi atmosferde öfke, nefret, ötekileştirme, ayrıştırma, bölüştürme, sürekli siyaset dili yukarıdan aşağıya bu empoze edildiği için maalesef her bölgede, her ilçede, her mahallede bu kitleler nasıl ortaya dökülebiliyor, kimlere yöneltilebilir, kimleri hedef haline getirebilir? Bizim de başımıza geldiği gibi il binalarımız, ilçe binalarımız basılıyor ve her birimiz için, sadece Suriyeliler için değil, hepimiz için bir can güvenliği söz konusu. Şurada bakın, yani Halk TV'ye gelirken dahi burada gelen, program için gelen kaç kişi burada saldırıya uğradı. Yani bir televizyonun önünde, İstanbul'un göbeğinde, Bakırköy'ün merkezinde bile insanın can güvenliği yok. Yani Türkiye'deki atmosfer bu ortamı sağlıyor, bu zemini gerçekleştiriyor. Bu gerçekten çok tehlikeli, önü alınması gereken, insanların birbirine, yerli yabancı kim olursa olsun, yaşam hakkına, ikamet hakkına, varlık hakkına sahip çıkması, saygı duyması gerekiyor. Şimdi, bizim milyonlarca insanımız Avrupa'da, sadece Almanya'da 3,5 milyon insanımız var. Bakın bu çifte standart diyeceğim, aslında çifte standart bile değil yani. Çok açık organize bu ama orada. Yani organize bakın, bir şey. Bir fotoğraf gelecek ekrana. Ah diyeceksiniz, hemen bileceksiniz. Aslında haberini de belki gördünüz ama sırası geldi, kullanalım. Yusuf Yerkel. Evet. Bir kamu görevlisiydi. Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın sonrasında biliyorsunuz bu tekme fotoğrafıyla konuşulmuştu. Şimdi ne oldu bu biliyor musunuz bu beyefendi? Frankfurt'a ticari ateşe atandı. Ya. Şimdi bırakın yargılanmayı, bırakın kamudan uzaklaştırmayı. Madenci yakınına tekme atan, o acının içinde bütün o umursamazlığı, utanmazlığıyla bunu yapan insan... Şimdi ticari ateşe, hani Prag Büyükelçisi'nden Egemen Bağış'tan evet. Hiç söz etmeyelim evet. Bile. Bu arada bir sıcak not gönderdi arkadaşlarım, onu da ekrana getirelim. Putin bir açıklama yapmış Kazakistan konusunda. Dedim ya, ikinci bölümde Kazakistan'ı konuşacağız diye. Çok enteresan bir açıklama. Çünkü Kazakistan adına yapmış neredeyse, dedim ya. Fırsat bu fırsat hop girdi ve Rusya'da gücünü arttırdı diye. Diyor ki Kazakistan devletine yönelik tehdidi dış ve iç güçler yaratmıştır. İç ve dış minnaklar yani, her zamanki gibi. Mesele gaz fiyatları değil diyor. Yani akaryakıt zamları falan değil, iç ve dış düşmanlar. Bunu kim söylüyor? Putin. Neresi için söylüyor? Kazakistan için. Yani artık hani daha da net nasıl anlatılır ama gene de müthiş notlar var ikinci bölümde sizlerle ve üstelik de görüntüler yanı sıra paylaşacağız. Şimdi gelelim. Bakın mülteciler, Suriyeliler, sığınmacılar hem Erdoğan için bir
seçimde belki bir güç anlamına gelecek. Ama bir yandan da kendi seçmeni, az önceki görüntüler onu da aslında bir bakıma söylüyor. Kendi seçmeni de tepki gösterdiği için iktidar aleyhine bir küçük not gibi. Ekonomi zaten söylemeye gerek yok. Korkunç bir vaziyette. Nasıl enflasyonu nasıl düşüreceklerini bilemiyorlar. Demişken, şimdi size bir soru soracağım. Aslında 80 olup da 36 gösteren iki şey söyleyin bana. Biliyor musunuz Hüdakaya? Aslında 80 ama 36 gösteriyor. Ajda Pekkan. Vallahi biliyor muydun? Doğru söylüyorum. Bilmiyordum.